Görkemli Hatıralar'da evinize konuk olmaya devam ediyoruz. Siz kahvaltınızı yaparken, çaylarınızı, kahvelerinizi yudumlarken çevremizi konuşuyoruz. Daha güzel yaşamanın koşullarını konuşuyoruz. Soru ve görüşleriniz geliyor. İlgili çok önemli sorular da geliyor. Ben öncelikle bu sorulara devam etmenizi istiyorum. Paylaşacağım şimdi konuklarımla. İyi programlar diyorum, diyor İbrahim Korkmaz Bey. Musluk sularını içemiyoruz. Tadı çok kötü ve kokuyor. Damacana suları da tavsiye edilmiyor. Peki bu aşamada ne yapmalıyız? Baran Bey, ne yapmalıyız? Şimdi aslında çok anlamlı bir soru. Ciddi bir kriz yaşıyoruz. Yani bundan birkaç sene önceye kadar Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda bile damacana su kullanılıyordu. Hatta hala bazı çevreyle ilgili çalışan kamu kurumlarının damacana su kullanıldığını görüyoruz. Bunlar bizim tercih ettiğimiz, çevre mühendisi disiplinin tercih ettiği bir yöntem değil. Biz bütün vatandaşların mutlaka musluklarından temiz, kaliteli suya ulaşmasını istiyoruz. Bu anlamda bir bilim üretmeye çalışıyoruz. Fakat Türkiye'nin her tarafında böyle bir şansımız şu ana kadar olmadı. Çünkü dereler, denizler, göller kirlendi ve bunları arıtan teknolojileri yeterince geliştiremedik. Şu an aslında bir yerel yönetim seçimleriyle karşı karşıyayız. Vatandaşların bu anlamda taleplerini, içme suyumu gerçekten musluğumdan almak istiyorum talebi üzerinden adaylara iletmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu bir toplumsal bilinç problemi. Bazı ülkelerde görüyorum ben, AVM'lerde bile insanlara ücretsiz işte musluktan gelen suyu arıtan yapılar kurup onların dolaşırken bile suya ücretsiz ulaşmasını sağlayan, işte kendi yanlarını taşıdıkları suluklarını doldurmanı sağlayan yaklaşımlar var. Biz biliyorsunuz hani Osmanlı döneminden bu yana hep böyle kent merkezlerinde, belirli yerlerde böyle su muslukları olduğunu biliriz. Bunları direkt kullanma şansımız var. Yani Osmanlı geleneklerinden gelen de bir yaklaşım. Hatta ben dün de üniversitede bir konuşma yaparken anlattım. Babam hep yola çıktığımız zaman, böyle tatile gittiğimiz zaman 7 tane çeşmeye durmaya çalışırdı. 7 tane çeşmeden su içtiği zaman gerçekten işte sevap kazandığını düşünürdü. Şu anda biz o sulara, o musluklara ulaşamıyoruz. Yani yollarda artık musluk bile bulamıyoruz. Dolayısıyla bu bir yanlış bir politikanın, işte 90'ların başından beri uygulanan bu politikanın bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada bizim olabildiğince musluk suyunu talep eden, temiz suyu talep eden bir yaklaşıma sahip olmamız lazım. Ben şahsen şu anda kendi evimde musluk suyu tercih ediyorum. Ama eşim zaman zaman paket suyu tercih edebiliyor. O da bazen İçilebiliyor mu peki? Yani şöyle, yani musluk suyuna damacana suyundan çok daha fazla güveniyorum. Ankara bölgesi, belirli bölgelerde. Şimdi Kızılırmak'tan, Ankara çok tartışılan bir mevzu. Kızılırmak'tan gelen sudaki kükürt oranı yüksek olduğu için bunun korozyon etkisi var ve borulardaki o kirli suyu bizim musluklarımıza getirmeye başlamıştı. Fakat yeni yerleşim bölgelerinde, yani yeni boruların olduğu bölgelerde bu sorunla daha az karşı karşıya kaldık. Tadındaki problem, yani o tadının iyi olmamasının sebebi içerisinde mikrop olduğunun ve zararlı olduğu anlamına gelmiyor. O biraz sertlikle ilgili, çeşitli insana zarar vermeyen bazı maddelerden kaynaklı sertlik problemi olduğunu söyleriz. Ama tabii ki ben şu anda bir vatandaş olarak, bir çevre mühendisi olarak Ankara'nın her tarafında, İstanbul'un her tarafında sular çok temiz diyemem. Bunların izlenmesi, belediye tarafından vatandaşın ikna edilmesi gerekiyor ki damacana sudan, paket sudan kurtulalım. Tabii ben bunları söylediğim zaman, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Gazetesi'nde manşet olmuştu. Damacana sudan uzak duralım dediğim için birçok su firması tarafından eleştiriye maruz kaldım. Hatta e-posta falan gönderenler oldu. Neden böyle soruyorsunuz? Bizim işimizden niye biz etmeye çalışıyoruz? Öyle bir derdimiz yok ama biz her çağdaş ülkede olduğu cam gibi... Cam damacana daha sağlıklı ama. Ben cam... Yani cam damacana daha sağlıklı olabilir ama onun da işte güneşe maruz kalıyor olması, beklemiş su olması gibi bir takım sıkıntıları var. Bu da içerisindeki mikrobiyolojik faaliyetleri arttırabilme riski taşıyor. İçtiğimiz suyu konuşuyoruz arkadaşlar. Evet, çok yüzden, önemli. O yüzden olabildiğince musluklarımızdan suyu tercih etmemiz, belediye hizmetlerinin bu anlamda gelişmesini sağlamamız gerekiyor. Belediyelerimizin içme su arıtma tesislerini kurması, bunları doğru şekilde işletmesi, orada çevre mühendisi çalıştırması bu sorunların azalmasına sebep olacaktır. Kızılırmak'tan Ankara'ya biliyorsunuz gelen su tartışmalarında o zamanlar gerçekten içme suyu kalitemizde ciddi bir düşüş olmuştu. Biz de meslek odası olarak bunu gündeme getirmiştik. Fakat şu anda iyi bir gidiş olduğunu, ASKİ'nin bu konuda önemli çalışmalar yaptığını söyleyebiliriz. Şimdi Gerede suyu gelecek. Gerede suyu çok daha temiz bir su. Ankara bölgesinde kullanılmak adına olumlu adımlar olacaktır. Ama bunun çözmenin çeşitli yöntemleri var. Evlerde ev tipi arıtma sistemleri kullanılabiliyor. Bunu doğru tercih etmek lazım. Ama damacana su denilen şey en nihayetinde bir plastiğin içerisinde paketlenmiş ve birkaç defa yıkanmış,
o paketler tekrar dolduruluyor. Ve ne kadar güvenli olduğu, tabii Sağlık Bakanlığı analizler yaptığını söylüyor ama binlerce damacana suyun hepsini kontrol etme şansı yok. Bunların taşınma, saklanma ve evlerimize gelme koşulları yeterince kontrol edilmiyor. O yüzden peki, de o zaman, sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Çevre Mühendisleri Odası Başkanı olarak yani musluk suyu daha mı sağlıklıdır? Her musluk suyunun olduğunu söyleyemem. İşte Türkiye'nin her tarafında olduğunu söyleyemem. Ama daha belediyelerden, belediyelerin daha aydınlatıcı olması gerekiyor. Belediyemizden talep etmemiz gerekiyor. Her vatandaş belediyesine telefon edecek, dilekçe yazacak geliyorsa ben musluğumdan akan suyun analizini istiyorum diyecek. Düzgün olup olmadığını talebini iletecek. Belediyeler de bunu sağlamak zorundalar. Belediye başkanları da bu konuya odaklanmaları gerekiyor. Adaylardan biz ne yazık ki şeyi duyamıyoruz Serhan Bey. Yani musluğumuzdan temiz su akacak lafını duyamıyoruz. Varsa yoksa ekonomik tartışma. Önemli, bunlar da çok önemli. Ama belediyecilik hizmetlerine dair gündem gerçekten çok eksik. Yani hep siyaset tartışılıyor. Kutuplaşma tartışılıyor. Üst ölçekli politika tartışılıyor. Ama benim yaşam alanıma, ilçe belediyeme atıklarım nasıl toplanacak? Yaşam alanlarında parklar nasıl arttırılacak? Musluğumdan temiz suya nasıl ulaşacağım? Havam kirli. Bu konuya dair ne gibi politika üreteceksiniz? Konuşulmuyor. Biz vatandaşların temel mevzuları halk sağlığı problemi. Kesinlikle. Şu an Ankara'nın, İstanbul'un, İzmir'in, Keşan'ın, Düzce'nin, Iğdır'ın havası kirlenmiş durumda. Ve bunlar farklı belediyeler, farklı ideolojik tabanı, farklı partiler tarafından yönetiliyor. Ama hepsinde aynı problem var. Ama kimse bunları doğru düzgün, yani mutlaka söyleyenler var. Programlarını yazıyorlar. Ama bakıyorsunuz işte tartışmalarda bunu sağlayacağını sözünü veremiyor. Bunun sağlıklı, evet. Sağlıklı formülü açıklanmış, güven veren bir suyu musluğumuzdan içmek istiyoruz. Ve belediyelerin en önemli görevlerinden birisi bu. Kesinlikle. Ben çocukken 90'ların başında, 93-94 yıllarında televizyondan izlerdim. Dizilerde vardı. İstanbul'da benzin istasyonu gibi su dolduran istasyonlar kurulmuştu. Hayretle izlemiştim ben o zaman Ankara'da yaşayan bir çocuk olarak. Aynı durumu Ankara ve diğer kentlerde yaşamaya başladık. Yani evet. Sıkıntılı bir durum. O yüzden şimdi sorulardan sorulardan su konusu önemliydi. Bunu detaylı bir şekilde anlattı Baran Bozoğlu. Ben bir makale okudum diyor. Ercan Taner, Türk futbolunun, Türk televizyon tarihinin efsane isimlerinden birisidir. Ercan Taner, Ercan abi bizi izliyor. Selam olsun buradan ona. Datça'daydı en son. Bir makalede okudum diyor, unutulmaz bir sestir. Bilim adamları dünyanın tekrar mini buzul çağına gireceğini iddia ediyorlar. Konuğa bunu sorar mısınız diye soruyor Ercan Taner. Böyle bir iddia var. Bunu Trump da zaman zaman... Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, işte iklim değişikliği gibi bir problem yoktur gibi bir takım söylemler oluyor. Dünya milyonlarca yıldır iklim değişikliğini zaten yaşıyor. Doğal olarak yaşıyor. Dönem dönem işte soğuk havaların etkin olduğu mini buzlu çağlarına gidiyor. Bazı dönemler sıcaklaşıyor. Bunlar tamamen doğal oluşan süreçler. Bütün bu gözlemleri, analizleri, sera gazı emisyonlarını grafiğe döktüğünüz zaman şu anda çok hızlı bir şekilde küresel ısınma olduğunu görüyoruz. Bu çok artık tartışma su götürmez bir gerçek. Belirli gruplar, belirli petrol ve fosil yakıta dayanan şirketlerin, grupların bu konunun aksine makaleler çıkartmaya çalıştığını da biliyoruz. Çünkü onların geçim kaynaklarını eleştiren bir yaklaşımını. O yüzden şu an dünyanın küresel ısınma problemi olduğu artık gerçek. Bunun dışındaki makaleler tartışma konusu. Ciddiye alınmayacak mevzu. Ama şunu da söyleyelim, bakın bu çok önemli. Çünkü insanlar... iklim değişikliğiyle beraber her tarafın kurak bir alana döneceğini düşünüyorlar. Böyle bir algı da yaratılıyor. Ya da sadece işte buzulların eridiği, orada işte buzulların üzerindeki o kutup ayılarının kaldığı görüntülere karşı karşıyayız. Öyle olmayacak. Mevzu şöyle bir durum. Dünya 1 derece daha ekstra ısındığı zaman bu Anadolu coğrafyasında belki 7 derece, 8 derece hissedilecek. İç Anadolu bölgesi belki kuraklıkla karşı karşıya kalacak ama Karadeniz bölgesinde yağışlar artacak. Yani belirli bölgeler farklı etkilenecek. Dünyanın her tarafı bu olaydan farklı değil. Bazı bölgeler soğuyacak. Bu durumlarda olabilecek ama dünyanın tamamında bir iklim değişikliği problemi var. Bunun etkileri coğrafi olarak farklı etkiler yaratacak. Ya bunun o zaman ne olacak? Yani ne sıkıntı olabilir diye düşünebiliriz. Yani mini buzul çağı Ercan abi. Mini buzul çağı diye bir şey şu anda mümkün değil. Yani olmayacak. Bir durum olacağını hiçbir bilimsel verilere dayanan araştırma ve Birleşmiş Milletler de zaten bunu savunmuyor. Bunu desteklemiyor. Ama böyle makaleler oluşturulup kamuoyuna paylaşılıp algı yaratılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bakın Güzel Öztürk diyor ki hemen sormak istiyorum. Halk sağlığı laboratuvarlarında kurumlardan gelen su analizlerine sadece fiziksel ve bakteriyolojik analiz yapılıyor. Kimyasal analiz özel istek üzerine yapılıyor ve her referans laboratuvarı yapılmıyor. Evet. Şu yani anda, kimyasal analiz önemli değil mi? Şu anda temelde içme suyunda bakılan belirli parametreler var. Bunların başında mikrobiyolojik analiz geliyor. Mikrobiyolojik analiz işte bakteri, mikropların
Çünkü çok hızlı etki ediyor insana. Hızlı hastalık gibi, işte bu ishal gibi sorunları yaratıyor. Evet. Şu an temel bakılan parametre bakteri ve işte mikroplar, mikroorganizmalara bakılıyor. Onun dışında birkaç tane kimyasal parametre daha bakıldığı, zorunlu olduğu biliyoruz. İşte bunlar ağır metaller, kanser etkisi olan mesela onlara bakılıyor. Ama bazı kimyasal parametrelerin bakılmadığını biliyoruz. Bunlar diğer parametreye bakarak tahmin edilen yöntemler uygulanabiliyor. Şu an Türkiye'de sadece Sağlık Bakanlığı'nın laboratuvarları içme suyu konusunda yetkilendirilmiş durumda. Özel laboratuvarlara da bunu yaptırtabilirsiniz. İstediğiniz deneyi yapma kapasitesi var. Bu anlamda Türkiye ciddi bir ilerleme kaybetti çevre laboratuvarları üzerinden. Yani musluğumuzdaki suyu alıp bir cam kavanoza koyup bir özel laboratuvara götürüp suyu içebilir miyiz? Mümkünse laboratuvardan gelip kendisini almasını talep etmez. Çünkü onların özel koşullara taşınması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'nın laboratuvarını kendiniz iletip sonuç isteyebilirsiniz. Ama bunu belediyenin yapması gerekiyor. Vurgulayalım. Belediyenin laboratuvarında bunlar arıtma tesisten çıkanlar bakılıyor. Belirli noktalarda, kentin belirli noktalarında da numune alıp bakılıp bunlar yayınlanıyor. Ama yeterli algı yaratılamamış durumda. Hala vatandaş bu suyun kirli olduğunu düşünüyor. Belediye başkanlarının da bu algıyı değiştirecek daha somut adımlar atması lazım. Televizyonun karşısında musluk suyu içmek dışında. Bunu da söylemiş olalım. Evet. Şimdi Ahmet Aslan'a dönmek istiyorum. Yaylada o çağlayan su ne kadar da güzeldir, değil mi? Evet. Şimdi, al yanaklarıyla burada olduğu için yayladan geldiği belli oluyor Ahmet Aslan'ın. Evet, teşekkür yaylalardan. Hocama ben, şimdi hocam teknik bilgiyle yürüyor. Madem sudan geldik ve %70'imizle oturuyoruz şu anda. Suyun rengi konusunda bir tartışma vardır. Su renksizdir, renkli midir, ne hangi renk falan. Her şey bir taşla başladı kitabında da var bu. Su bütün renklere sunuldu. Bu yüzden renksizdir. Şimdi ben şiirsel eklemelerde bulunuyorum ki hani o dilin evet, ısıran tarafıyla biraz da dokunalım. Aydınlatalım. Evet. Evet, mera, doğa, zihin açıcı. Az önce söyledim, bu gözlerin gerçekten süs olarak kullanılabileceği bir alan. O bunu fark ettiriyor. Bunlar benim yüzümde iki çukur kalmasın, çirkin bir suratla dolaşmayayım diye bunlar süs ve bir güzellik olarak bana sunuldu. Başka bir işlevi yok mu bunun? Var. İşte doğa bunu açıyor. İçeride bir göz daha var. Bu hep söylenir, kalp gözüdür falan. Bu içerideki göz bana bu taşlarla buluşturdu beni. Bu taşla, o doğayı biraz anlat. Ahmet Aslan, doğayı anlat bize. Ya doğayı anlat. Taşlara geleceğiz. Geliyorum, oraya geliyorum. Yani ne anlatayım? Bir otun hışırtısı bana bir müzik gibi geliyor mesela. Evet, ama rüzgar gerekiyor ona. O rüzgarı biz yok etmemeliyiz. Tabii yani işte şehre geldiğimde bunun farkına varıyorum. İzinlerime falan geldiğim zaman şehre doğadan kopmuş olduğumu hissediyorum. Ve hemen bir dönme isteği, dürtüsü başlıyor ve tekrar dönüyorum. Döndüğümde aslında kendime geldiğimi hissediyorum doğada. Doğa bunu veriyor. Ve çobanların zihinleri çok berraktır. Neden? Çünkü trafik görmemiş. İşte korna sesleri, insan sesleri, makine, duman, toz görmemiş. Keçi sesi, keçinin melemesi. Yani melemesi, bir iletişim, bir dil var orada aslında. O hayvanlardaki dil inanılmaz. Konuşursun yani, değil mi sen? Benim babam da konuşur hayvanlarıyla. Canlar, biliyorum, büyük evet, hayvanlarla. Evet, evet, ya, hepsinin ismi evet, vardır ineklerinin evet, babamın. Hepsine isim takmıştır, onlara uğrar, onlarla konuşur. Günaydın der, nasılsınız der. Ayağa kalkarlar babam evet, geldiğinde. Ve ben ilk çobanlığım bir sığır sürüsüydü köyde. Gölyazı beldesinde. Muhtar dedi ki 110 tane ineğimiz var. Sen sayamazsın ama inekler toplandıktan sonra bakarsın öndekiler yürümeye başlar. Yürüdüklerinde bil ki 110 ineğin tamamdır. Demek ki inekler gözle matematik yapabiliyormuş. Bunu öğrendim. Sürü yürüdükten bir süre sonra eğer biri dönüp köye doğru bakarak böğürüyorsa bilin ki bir eksik vardır. Ve birazdan bir ineğin koşa koşa geldiğini görürsünüz. Ya komşusunun ineğidir, ya halasıdır, teyzesidir. Yakın akrabasıdır o inek. Ve böyle bir iletişim var. Şimdi hayvanların dili tabii otların, böceklerin ve bunlar bana yazdırmaya başladı doğa. Burada evet, sözünü kesiyorum, özür dilerim.
Çok ilginç izleyicilerden mesajlar geliyor. Bu hafta Kaz Dağları'ndan Akın var. Bir paket yapmış bana gönderdi. İş yerine geldim görünce. Numarayı da yazmış. Kaz Dağları'ndan Akın. Aradım, teşekkür ettim. Organik bir zeytin göndermiş, işte peynir göndermiş, sızma zeytinyağı. Çok teşekkür ediyorum buradan kendisine. Kaz Dağlı. Akın bir şey de göndermiş bana. Kızıldereli öğretisiyle ilgili. Bakın, dağda yaşıyor, doğayla iç içe, tabiatla yaşıyor. Diyor ki, atın içtiği sudan iç diyor. Gerçekten evet. De öyle midir? Ben yılanın güneşlendiği yere ev yap diyor. Evet, Kızıldereli doğru. Öğretisidir evet, bu. Doğru. Öyle midir gerçekten? Yani at çünkü binmedim. At hiçbir zaman kötü suyu içmez. Ben eşek kullanıyorum ama eşeği de bilmiyorum. Yani onu bir arkadaş olarak görüyorum. Heybe'de kitaplar var. Bulduğum taşları... Şeyde, Ahmet'in görüntüleri var mı Ahmet Aslan'ın? Girelim. Bulduğum taşları ona yüklüyorum. Tabii kaldırabileceği kadar. Yani o aslında binek hayvanı değil, bir arkadaştır. Sürünün içinde yürür ve akşam... oturacağımız zaman bir çay saatimiz olur, koyun durur, o da sürünün içine gider ve orada bekler heybenin üzerinden indirilmesi için. Ben de o ara ay ışığı varsa şiirime başlıyorum, bir dize, bir şiir okuyorum. Bir Çoban Ahmet doğayı anlatıyor. Evet, bu en son gittiğim köy Sivas Gürün ilçesi ve bu Atatürk taşı orada bulundu, bu köyde. Evet şu evet Atatürk'e benzeyen evet. Taş benziyor yani çok evet. Benzeyen bir taş. Programımızın konuğu evet. Büyük Atay'a buradan minnet duygularımızı tekrar evet. Bir göndermiş olalım. Yani o dünya bambaşka değil mi? Tabiatın içerisinde olmak. Ya bir çoban olarak görürseniz bir çoban olarak görürsünüz. Ama bir çobanda bir şey varsa, başka bir damar varsa, bir sanat, edebiyat tutkusu varsa ve zamanında ona bir söz söylenmişse, yani ısırılmışsa bu kişi bir sözle, o ısırık, o merada, o doğada hissediliyor. Sanki o an ısırılmış gibi hissediyor ve o aslında o sanatsal, edebi damarı açıyor. Bana böyle geldi. Ve o damar tabii işte yazmaya devam etmekte. Kaç koyunun var otladığın? Yaklaşık 400, en son 400 koyun vardı. Görüntüye gelirse şimdi onları da görelim. Ve onları da... ilginçtir, bu her şey bir taşla başladı derken koyunları yavaşlatmak için çoban taş atar bilirsiniz uzaktan. Bir ara yine bu koyunları yavaşlatmak için atacağım taşın bir insana benzediğini gördüm. Havada bir insan yüzü vardı taşın yüzünde. Hı hı. Ve her şey o taşla başladı. O taşa bakarak ben bu dün kurulan ve kapatılan tabii müzeyi gördüm. Özür dilerim. Evet. Şimdi o zaman... Bir taşla. Bir taşla başladı evet. Her şey. Tekrar geleceğiz Ahmet Aslan'a. Tabiatı onun dilinden, onun yüreğiyle konuşmaya devam edeceğiz. Sorularınız da çok ciddi bir şekilde geliyor. Ben Baran Bozoğlu'na sormak istiyorum. Şimdi biz tabii... Öyle baktın ki hocam çok zor bir soru soracak. Yok zor soru değil. Soluduğumuz havaya gelmek istiyorum. Evet. Bir toz problemi var herhalde. Evet, evet. Ülkemizin de evet. Ciddi bir şekilde yaşadığı evet. Toz problemini... Bir onu açar mısınız? Evet. Yani şu anda Türkiye'de Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın izleme istasyonları var. Bu anlamda önemli bir gelişme sağladık. Yani Türkiye'nin her tarafında havası izleniyor Türkiye'nin. Anlık olarak bunlar da internet sitesinde yayınlanıyor. Yani biz sabah kalktığımızda ya da akşam işten çıkarken hangi bölgeler ne gibi bir hava kirliliği problemine karşı karşıya kaldığımızı görebiliyoruz. Biz de Çevre Mühendisi Odası olarak her yıl düzenli olarak hava kirliliği raporlarımızı yayınlıyoruz. Önümüzdeki hafta 2018 yılına dair raporlarımızı açıklayacağız. Ama 2017 ve 2018 zaten birbirine çok benzerlik gösteriyor. Türkiye'nin her tarafında bir hava kirliliği problemi var. İşte Karadeniz, Rize ve Artvin bölgesinde belki biraz daha az. Ama kentlerin olduğu yerde ve farklı siyasi partiler tarafından yönetilen bölgelerin tamamında hava kirliliği problemini görüyoruz. Bu kirliliğin en önemli kaynağı bizim partikül madde dediğimiz aslında toz.
Fakat bu toz dediğimiz şey aslında şu an işte haritada görülüyor. Türkiye coğrafyasında çok ciddi şekilde etkilemiş durumda. Avrupa'da da belirli bölgelerde var ama Türkiye'de özellikle Sahra Çölü tozlarının yanında aynı zamanda kentlerdeki ulaşımdan kaynaklı, sanayiden kaynaklı ve tabii ki planlamadan kaynaklı. Çünkü yüksek katlı blokların yapıldığı, nüfusun yoğunlaştığı yerlerde o biraz önce bahsettiğiniz hava akımını sağlayamamanız nedeniyle kirlilik kentin üzerine çöküyor ve bir fauna etkisi, bir fanus etkisi yaratarak insanların sağlıksız hava solumasına sebep oluyor. Çünkü nefes almadan yaşamanız mümkün değil. Tıpkı su içmeden yaşayamadığınız gibi. Ve hava kirliliği insanları çok çabuk etkileyen bir durum. Toz olayı da şu anda partikül madde 10 dediğimiz, yani çok küçük, gözle görünemeyen tozlar ve 2,5 dediğimiz direkt ciğerlere yapışan, içerisinde ağır metalleri de barındıran, kanser etkisi yaratan, soğuk ve aynı zamanda solunum enfeksiyonu yaratan bir problem Türkiye'de gittikçe artıyor. Yani yıllara göre biz azalma olmasını beklerken ne yazık ki gittikçe arttığını görüyoruz. Şimdi şu andaki görünen şey aslında bahsettiğimiz mevzu. Biz partikül madde onu istasyonlarımızda ölçüyoruz. Fakat partikül madde 2,5 dediğimiz doğrudan insan vücuduna, ciğerlerine giden, engellenemeyen, soluk borusuyla tutulamayan bu tozları ölçemiyoruz şu anda. Azaltacak da yeterince önlem alınmadığını biliyoruz. Şimdi burada şunu söyleyebiliriz. Bunun yanında, tozun yanında kükürt dioksit dediğimiz kömürden kaynaklı hava kirliliği problemimiz de var. Son günlerde yaptığımız analizde Keşan bölgesinde bunun özellikle çok yoğun olduğunu görüyoruz. Hatırlarsınız belki 2016 yılında Irak bölgesinde IŞİD'in, DAEŞ'in yaptığı bir saldırı olmuştu ve evet, kükürt fabrikasında bir saldırı yapılmıştı. Oradan sonra Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinin yoğun şekilde asit yağmuruyla karşı karşıya olacağı hakkında önemli haberler yapıldı. Ve biz o dönem gerçekten bir inceleme yaptık. Tabii ki bir asit yağmuru olmayacağını, bundan çok daha büyük etkilenen kendi kentlerimiz olduğunu söyledik. Keşan'da mesela çok daha büyük bir kükürt dioksit kirliliği olduğunu ortaya koyduk. Dolayısıyla Ankara'da örneğin Sığiye'de insanların şifa bulmaya gittikleri bölgede yılın yarısından çok daha fazlası hava kirliliği karşı karşıyayız. Yılın yaklaşık 240 günü havası kirli. Ankara'nın en kirli bölgesi en kirli ve hıfzı sağ da orada değil mi? Hıfzı sağ da orada çünkü ölçüm de orada yapılıyor. Ve tezat örneğin, çok büyük bir büyük tezat. Bir tezat. Çünkü insan şifa bulmaya gidiyor Sığiye bölgesinde ama hava kirliliği var. Kaynağı ne? İşte kömür kullanımı, özellikle yoksul mahallelerde yapılan o kömür yardımlarının olumsuz bir etkisi olduğunu görüyoruz. Çünkü o kömür yardımıyla beraber vatandaşlar filtreleri yok tabii ki bacalarında. Her biri ne yapıyor? Kömür sobalarıyla ısınmaya çalışıyorlar. Tabii ki o bir kirlilik yaratıyor ve 80'lerde yaşanan problem şimdi tekrar gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Çünkü o tehlikeyle doğalgaz, burun buruna mıyız yani? Tabii ki. 80'li ya, yıllarda Ankara'da yaşanan o çevre kirliliği. Tabii şu anda bunu az yaşadığımızı söyleyemeyiz. O güne göre evet bir miktar azalma oldu doğalgaz kullanımı vermiyor ama şu an artış devam ediyor. Çünkü nüfus artıyor. Kentleşme nedeniyle hava kirliliğini engelleyecek hava kanallarını kapatmaya başlıyoruz. Yeşil alan miktarımız azalıyor. Aynı zamanda doğalgaz gibi pahalı, gittikçe artan bir ivmeyle pahalı ısınma araçlarından uzaklaşmaya başlıyoruz. Keşan da böyle. Bakın orası da CHP'li bir belediye. Keşan Belediyesi'nde aynı bir sıkıntı yaşıyoruz. Van, Şırnak, o bölgelerde farklı bir HDP'nin olduğu bölgelerde yine hava kirliliği problemi var. AK Parti'nin olduğu Düzce gibi, Ankara gibi bölgelerde aynı problem var. Ve biz çevre mühendisi olsak bunu özellikle vurguluyorum siyasi partileri ki yerel yönetim seçimlerinin artık buna biraz vurgu yapsınlar. Şimdi bu evet, onu söylediğiniz zaman Hayrettin Yıldırım diyor ki biraz önce içme suyuyla ilgili evet, konuştuk ya konuğunuz hiçbir belediye başkan adayı halka musluktan akan suyu içmeyi vaat etmedi diyor. Ankara'da Mansur Yavaş Ankaralılara musluktan akan suyu içme sözü verdi. Evet ben de güzel unuttum. Yani sevindirici bir olay bu. Bunun tabii nasıl yapılacağını da aktarması, detaylara girmesi, insanların ikna olmasını sağlayacaktır. Ama hedef projelerine evet, koyduysa tabii, herhalde onun bütün bu önemli, tabii ki çalışma sahasını oluşturmuştur. Bütün adaylardan bunu bekliyoruz. Bütün adaylardan bu örnek çalışmayı bekliyoruz. Hava kirliliği mevzusunda da ciddi bir problem var. Mesela İstanbul Esenyurt bölgesinde yoğun bir hava kirliliği var. Sultanbeyli bölgesinde yine kömür kullanımından kaynaklı var. İzmir'de var aynı sorun. Dolayısıyla hava kirliliği sorunu şu an krize doğru dönüşmüş durumda. Ulaşımdan kaynaklı problem oluyoruz. Bu da belediyenin çözmesi gereken önemli meselelerden bir tanesi. Bunun sonucu ne oluyor? İnsanlar işte solunum yolu hastalıklarıyla, kanserle, akciğer problemleriyle karşı karşıya kalıyor. Bakın Saran Bey, Türkiye'de, dünyada insanların yaşadıkları her türlü sağlık probleminin sebebi çevresel koşullardır. Çok net. Burada tabii hıfzı sahalar çok önemli yemektir, değil mi? Tabii ki. Ama hıfzı sahalar da Cumhuriyet'in kazanımlarından da değil mi? Evet. Bir izleyicimiz Hürriyet Uludamar diyor ki onların yok edilişini de biraz anlatsın diyor Baran yani Bey. O detayları tabii ben bir takım yapısal değişiklikler oluyor Türkiye'de. Çevre Bakanlığı da benzer durumlar var. Sağlık Bakanlığı da benzer durumlar var. Bir takım yapısal değişiklikler oluyor ama
Asıl mesele sorunu çözmesi gereken yapılar hıfzı sahalar değil. Değil. Sorunu çözmesi gereken yapılar yerel yönetimler. Yerel yönetimler. Ne bu işte ulaşım politikası, toplu taşıma, kentleşme, yüksek binalardan uzak durmak, kentin yolunu. Örneğin şimdi Eskişehir yolu tam anlamıyla bir keşmekeşe dönmüş durumda. Yüksek binalar, kamu kurumlarının hepsi oraya taşınmış durumda. Yani orada bir hava kirliliği, trafik olmasını sağlayacak hiçbir şey yapamazsınız yani. İstediğiniz kadar toplu taşıma geliştirin, o kadar binayı oraya diktiğiniz zaman, nüfusu yoğunlaştığınız zaman araç kullanımından kaynaklı bir kirlilik oluşacak. Dolayısıyla yerel yönetimlerin bu konuda bir an önce alt üst oluşu yaratması lazım. Bakın kentsel dönüşümden bahsediyoruz. Kentsel dönüşüm bu gibi sorunları çözmek için yapılması gereken meselelerdir. Ama başlı başına kendisi bir çevre sorunu haline dönüşmüş durumda. Şu an İstanbul'da bütün bölgelerde bir kentsel dönüşüm yapısı var. Binalar yıkılıyor, yenileri yapılıyor. O sırada bir toz çıkıyor. Ve bunu engelleyecek önlemler alınması gerekiyor. Bunların da alınmadığını görüyoruz. Peki bir soru var. Hatice Gültekin diyor ki, arıtma cihazlarından akan su güvenilir mi? Yani bütün arıtma cihazlarına dair bir yorum yapamam. Bunun da çeşitli kriterleri var. Bunu da analiz ettirerek, bu analizleri talep ederek sorabilirler. Çünkü çok çeşitli markaların arıtma cihazları var. Herhangi birisinin iyi olduğunu, kötü olduğunu... Yani biz arıtma cihazlarını alıyoruz ve tamam güvendeyiz diyemezsiniz miyiz? Tabii ki. Onların filtrelerini düzenli olarak değiştirmeniz lazım. Belki arıtma cihazı almanıza bile gerek yoktur. Ben o yüzden onu vurgulamak istiyorum. Yani belediyeden ve kendiniz belki bu analizleri yaptırarak ihtiyacınız olup olmadığına karar verin. Çünkü bazı şarlatanlar olduğunu biliyoruz. Hatta benim ailemin de evine gitmişler. Bakın işte size arıtacağız suyunuzu, suyunuz böyle kötü çalışıyor falan gibisinden bir takım böyle kandırma oyunlarıyla da insanları cihaz satmaya çalışanlar da var. Onlara da gelmemek gerekiyor. Daha bunun sertifikalarını, belgelerini, öncelikle kendi içme suyumuzun sağlıklı olup olmadığını öğrenip bu arıtma cihazının performansları nasıl çalıştığını da analizlerle ortaya koymak gerekiyor. Arıtma cihazlarının temel mevzusu taktıktan sonra da filtre sistemlerinin düzenli olarak değiştirilmesi çok önemli. İzleyici programın nabzını iyi tutmuş. Necil Engür diyor ki, Ekrem İmamoğlu da İstanbul'da 5 yıl içinde musluk suyunun içilebilir hale geleceğini söyledi. Bunu da belirtmek gerekiyor. 5 yıl çok uzun bir süre. 5 yıl uzun mu? 5 yıl çok uzun bir süre. Ama yani İstanbul gibi büyük bir metropolde. Olsun. Yani bunu hızlıca, yani bu ülkede 30 günde köprü yapılıyor, bilmem kaç günde bina yapıyor, 3. havalimanı yapılıyor veya başka projeler yapılabiliyor. Hı hı. Su mevzusu çok önemli. Bakın Ergene Havzası, dereler kirli. Ergene Havzası şu anda artık atık akıyor. 15-20 yıldır bu konu her defası gündemesi gelmesine rağmen öncelik tanınmıyor. Arıtma tesisleri bitirilmiyor. O yüzden de hani 5 yıllık bir projenin ben yeterli olduğunu düşünmüyorum. Bir an önce, yani göreve gereği gelmez, belediye başkanların ilk yapacağı iş içme suyunu çözmeleri olması gerekir. Bir yılda da çözülebilecek mesele olduğunu söyleyebiliriz yani. Peki en azından bu projeyi hayata geçirme, evet, konusunda seçmene söz vermiş, evet, bir belediye başkanı. Evet. Önemli hem Ankara'da yıldır, hem İstanbul'da, ikisini de kutluyoruz. Şimdi ben tekrar Ahmet Aslan'a döneceğim ama şimdi çanlar kimin için çalıyor? Hemingway'den biraz daha söz etmek istiyorum. Ernest Hemingway çanlar kimin için çalıyor da işte İspanya İç Savaşı'nı o kadar güzel anlatır ki, anlatırken de o Modena dağlarını, yani yazarların çevreye olan duyarlılığı konusunda işte o Pilar'ın mağaradaki yaşantısı, Robert Jordan'ın oraya gelişi ve doğayla insanın iç içe saygı çerçevesinde nasıl yaşadığını bu kitapta Çanlar Kimin İçin Çalıyor da inanılmaz bir öykü var. Ayrıca doğayla insanın bir arada yaşama tutkusu da çok güzel şekilde anlatılıyor. Peki şimdi taşlara gelelim. Taşlarla konuşuyorsun. Dağlarda Shakespeare okuyorsun, evet. Pablo Neruda okuyorsun. Dağda Pablo Neruda sende nasıl bir yankı uyandırıyor Ahmet Aslan? Pablo Neruda bir hikayesi var. Yani aslında her sorunun bir hikayesi var. Bir cevabı yok bende. Hı hı. İlk kitap çıktığında Milliyet muhabiri gel bunun haberini yaptı. Ve etkilendiğin yabancı şairler arasında kimler var deyince Neruda'yı başa koymuşum. İkinci gün Milliyet gazetesinde bir haber, Neruda'cı çoban şair. Bunu Şili'nin Ankara Büyükelçisi okuyor ve bir telefon Ankara'dan. Buyurun gelin, bizim şairimizi anmışsınız, onurlandırmışsınız bizi, biz de sizi onurlandırmak isteriz. Dedim, çobanı Şili Büyükelçiliği davet ediyor. Dedim siz her Neruda diyeni onurlandırır mısınız? Hayır dedi, şiirimizin çobanlara kadar ulaştığını gördük ve asıl bizi memnun eden şey bu. Ve bindim gittim.
kitaplar verdiler bana Neruda'dan. Tabii Şili Büyükelçiliği. Tabii Nobel ödüllü. Paulino seni iyi ağırladı mı? Paulino Toledo, evet, kültür ateşesi tabii çok çok iyi ağırladı. İlk defa bir büyükelçiliğe gidiyorum. Bir vize mize için değil, bize gidiyorum. Kendimize yani. Ve böyle bir hani işte Latin Amerika şairleri nasıl oldu, işte dünyadaki yankısı nedir? Halklarına bakmak lazım, yöneticilerine bakmak lazım. Yani Şili'de bir Şilili çoban Nazım Hikmet'i okuyor olsaydı, acaba Şili'nin işte Santiago herhalde değil mi başkenti? Santiago. Santiago büyükelçimiz onu davet eder miydi? Sanmıyorum. Çünkü edebi... En iyi arkadaşı Pablo Neruda'nın Nazım Hikmet'tir. Nazım Hikmet, evet. Ya bu bilinç bizde yok. Şairlerimiz kiralarını ödeyemiyor ülkemizde. Ve benim hep bir önerim var. Konunun dışına sapıyorum ama işte hikaye deyince içine başka şeyler giriyor. Karakterler, olaylar vesaire. Belediyelerin birer, ikişer şair görevlendirmesi gerekiyor. Bunlar çevre gözlemcisi olarak görevlendirilmeli. Her şehirde bir şair vardır mutlaka. Bunlar çevrenin, çünkü iyi gözlemcilerdir şairler. Gözlem sonucu ortaya çıkacak yanlışları, çirkin görüntülerin düzeltilmesi için belediyelere tavsiyeler bulunurlar. Neden? Metafor kazandırırlar. Metafor, metafor, güç, metafor. Başka güç verirler, şey yol açarlar onlara. İzleyicimiz diyor ki, Ahmet Bey bize biraz daha o dağları, ovaları anlatsın. Dinlemek evet, istiyoruz diyor. Gecesi nasıl dağların, ovaların? Gecesinde yılan var. Akrep daha çok var. Çiyan yine var. Sen konuşursun onlarla değil mi? Konuşuyorum ve çiyanla bir muhabbetimiz oldu. 40 tane ayağın var dedim ama yılanın bir ayağı bile yok. Yürürken düz yürü, yani caka satarak yürü mü bari, biraz mütevazi ol. Zaten 40 ayağın var ama kıvrılarak yürür değil mi çiyan? Evet. Ben o şiiri gördüm. Yani çiyanda bir şiir vardı. Yılana nispet 40 ayak ve ukalalığına devam etti. Yine caka satarak yürüdü, arkasından seslendim. Bir ayağın kırılsa topalsın, yetmez sana 39 ayak. Evet. Böyle. Çok güzel bir şey. Yani hayvanların dili var. Bizim dilimiz ne kadar zenginse, edebiyatla, sanatla, kültürümüzle onu zenginleştirmişsek, o oranda da onların hareketlerine, yaşam şekillerine hikayeler üretebiliriz. Bir şeyler yazabiliriz. Yoksa bu damarımız, düşünebiliriz. Ve bu düşünce alanımızı genişleten bir olay. Ben bakış açısını sevmiyorum ve onu yıkabilecek bir şey var mı, olur mu diye ben bunu doğada, merada buldum. Görme açısı. Görme açısı kavramını yerleştirmemiz gerekiyor. Görme açısı Aşık Veysel'dir. Çünkü Aşık Veysel görmez. Görür. Görür. Bu gözlerle değil, başka bir gözle görür. Onun görme açısı var, içinde bir görme açısı var ve o sanatını, o şiirini, sözünü o görme açısı ile ortaya koydu. Ve ölümsüzlük budur. Ama işte bu açı herhalde şeyle sağlanıyor değil mi hocam? Doğaya temas etmekle sağlanıyor. Kesinlikle. Yani evet, doğadan kopmuş bir toplumun bunu başarması çok zor. O yüzden işte o doğadan, evet, kopmamak gerekiyor. Evet. Gecesi dağlarda, dağların gecesi, yıldızlar. Küçük bir bilgi vereyim. Gökyüzündeki yıldızlar, yeryüzündeki plajlardaki o toz, o yani tozların toplamından daha büyük, daha fazla. Evet. Benim ilk şiirim bu. Siz ilk şiirime dokundunuz, onu uyandırdınız şimdi. Ben onu ortaya koyayım. Hep yıldız kaydı, yıldızlar da kayar, şarkılarda, şurada burada, arabeskte bu mevcuttur, yıldız kayması. Biliyoruz ama yıldızın kaymadığını. Dedim ki yıldız kaymamalı. Bu yanlışı da düzeltmek gerekiyor. Bunlar göktaşı ama insanlar bu göktaşıdır dediğinizde anlamıyorlar. Bunun şiirini, bunun edebi dilini ortaya koyduğunuzda alıyorlar.
Derler ki yıldızdır o kayanlar. Bence gökyüzü taş atıyordur sevgilisinin penceresine. Bu yeryüzü ve gökyüzü hani sevgilidir metaforundan yola çıktığım ilk şiirdi bu ve bu gece yazıldı. Gece teslim olduğum köyün evinde, çoban evinde bir köpek geldi yanıma. Bu köpeğin diğer sürülerin köpeği olduğunu sanmıştım. Ve yanımda kaldı. Sabahleyin sürüyü yaylıma götürdüğümde arkamdan geldi. Dönüşte muhtara sordum, burada bir köpek var, diğer sürülere aittir, bunu buradan alın dedim. Hayır dedi, o senin sürünün köpeği. Çobanın değiştiğini bildiği için geldi o gece tanışmaya. Bu yeni çobandır dedi. Çünkü çoban evini kullandığımı görünce, yani çobanlar sürekli değişim halindedir. İşte yeni çoban bu dedi. Ben onu kimin olduğunu bilmedim ama o benim kim olduğumu hissetti. İşte o hisle hayvanların verdiği his bize yazdırabilir. Mesela biri söylemiş çok güzel bir söz. O benim köpeğim değil, ben onun insanıyım. Bu müthiş bir söz. Ya bu, evet, bu dize... Bir daha söyle bunu. O benim köpeğim değil, ben onun insanıyım. Biz hayvanların insanıyız, onlar bizim hayvanlarımız değil. Bu gözle bakalım. Bu aslında az önce dediğim şeye geleceğiz. Şehirlerde, kentlerde şairlerin gözlemci, kenti güzelleştirme, metafor kazandırma yönündeki o görüşümü söyleyeyim. Eskişehir, bir eşek heykeli yapılmış parkta, çekirdek çitliyor. Bu benim zoruma gitti. Eşeğe sordum, dedim kardeş sen böyle misin? Hayır abi dedi, ben çekirdeği kabuğuyla yerim, ben öyle yere dökmem. Çitlemem ben parklarda, ben kirletmem. Bak dedi, bizim eşekler cumhuriyetinde biz bir maket yapıp çevreyi kirleten kimdir diye insan heykeli yaparız. Eşek heykeli yapmayız dedi. Oraya aslında insan heykeli yapılıp çekirdek çitleyen insan heykeli yapılmalı. Eşek heykeli olmuyor. Yani bizim kötü huylarımızı hep hayvanlara atfediyoruz. Eşek çekirdek. Hayır efendim. O heykel bir an önce değiştirilmeli. Papağan kuşu, papağan belki olabilirdi. Papağan çünkü kabuğunu atıyor. Yani orada olabilir ama en uygunu insandır. İnsan, çünkü kim parkta çekirdek çitler yere atar derseniz %99 insan derler. Dolayısıyla Eskişehir'deki o parkta bulunan heykelin eşekten çıkarılıp insana dönüştürülmesi gerekiyor. Kirliliği insan yapar, eşek yapmaz. Bir avuç verin çekirdek, kabuğuyla yer. Bir tane dökmez yere. Ben buna itiraz ediyorum. İşte bu bir gözlem sonucudur. Bir büyük bir belediye, çok güzel işleri var, müthiş. Bütün şehirlerimizin kıskandığı bir kenttir Eskişehir. Yılmaz Hoca da öyle. Ama orada bir yanlış var. İşte onu ben görebiliyorum acizane. Veya başkası da görmüştür. Çoban Ahmet doğadan gördüğü gözlemlerle kentleri yorumluyor, edebiyatı yorumluyor. Pablo Neruda diyor, Shakespeare diyor. Konuşmaya devam edeceğiz sevgili Ahmet Aslan. Baran Bozoğlu, soluduğumuz havayı konuştuk, toz problemini konuştuk. Evet. İthal atık meselesi var. Evet. Dışarıdan atık satın alıyoruz. Evet. Şimdi gerçekten çok büyük bir problem. Özellikle Avrupa'nın genelde gelişmiş ülkenin atıkları bundan belki birkaç yıl öncesine kadar Çin'e doğru gidiyordu. Çin bu atıkları alıyordu. Fakat Çin'in aldığı bir karar sonucunda gelen ithal atıkları çok daha kalitelisini alacağım dedi. Yani atıkların daha iyi hallerini alacağım dedi. Bundan dolayı da şu anda Avrupa'da biriken atıklar, İngiltere'deki atıklar gittikçe farklı ülkelere doğru gönderilmeye başlandı. İşte bunların başında Hindistan gibi gelişmekte olan ülkeler oluyor. Türkiye'de yoğun bir şekilde ithal atığın geldikilmiş çorap giymekten utanmazdık. Bundan gömleklerin yakası gömleklerin yakaları çevrilirdi. Ama şimdi bakıyorsunuz tabii ki daha belki de ucuzladığı için çorap birkaç liraya belki çorap bulabildiğimiz için fütursuzca hiç düşünmeden bir ufak delik oldu deyip atabiliyoruz. Bunu yapmamak gerekiyor. Elektronik atıklar mevzusu var. Bilgisayarlarımız örneğin bozulduğu anda hemen çöpe atmayı tercih ediyoruz. Piller. Onun yerine piller aynı şekilde. Bunları ayrı toplayıp ekonomiye kazandırmak gerekiyor. İşte sıfır atık hedefi bunu sağlamaya çalışıyor. Türkiye bunu başaramadı uzun yıllar.
Hatta OECD raporlarında, şimdi sıfır atık şeyleri de görünüyor. OECD raporundan son yayınlanan çok ilginç bir veri paylaşıldı. Bakın bu çok önemli. OECD ülkelerinde şu anda atıkların %36'sını ortalama olarak geri dönüştürülüyor. %20'si enerjiye çevriliyor, %42'si depolanıyor. Yani atık sahne yapıyor. Bizde sadece %10'u geri dönüşme maruz kalıyor. Geri kalan %90'ını biz çöp sahalarımıza göndermekle karşı karşıya koyuyoruz. Bu neye neden oluyor? İşte değerli hocamın, Ahmet Bey'in o meralarda, yaşam alanlarında, köylerde gidip atık sahaları yapmak zorunda kalıyoruz. Ama buna mecbur değiliz. Sıfır atığı uyguladığımız zaman, atıklarımızı azalttığımız zaman, organik atıklarımızı ayrı toplayıp onları kompost sistemlerle tekrar gübre gibi, enerji üretimi gibi alanlarda kullandığımız zaman buna ihtiyaç duymayacağız. Yeni atık sahaları açmak zorunda kalmayacağız. Sizin de KJ'de belirttiğiniz gibi atık sahalarımız patlama durumuyla karşı karşıya kalmayacaklar. Evet. O yüzden bu anlamda ciddi sıkıntılarımız var. Sıfır atık bu anlamda bir çözüm olarak ortaya sunuldu ve çalışılması başlandı. Ahmet Bey, meralardasın, evet. Dağlardasın. Dağlarda çöp atıklarına rastlıyorsun değil mi? Hayır. Rastlamıyor musun? Hayır. Anlat o zaman. Şimdi bir ekleme yapayım Baran evet. Hocama. 2005'ten buraya bir söz getirelim. Henüz küresel ısınmanın sesinin yeni başladığı bir kitap. Bütün kuşları alkışlamaya gidiyorum. Su değil musluktan akan, susuz bir yarının habercisi gözyaşın. Biz suyu bir gözyaşı olarak koyabilirsek insanlara, bu mesajı verebilirsek, aslında bu sizin gözyaşınız. Tuvalete gittiğinizde lavaboda elinizi hunharca suyu harcayarak yıkadığınız aslında sizin yarınki susuzluktaki gözyaşınız. Bu derin mesajları verdiğimizde belki insanlara bir şey gösterebiliriz. Çünkü bakış açılarıyla artık toplum görmüyor. Yani körelmiş bir dünya toplumu meydana geldi. Önünü bile görmeyen ve bu gözlerin sadece önünü görmek için verildiğini sanan bir toplumda yaşıyoruz artık. Bu göz evden işe, işten eve oturup birbirimize işte baktığımızda birbirimizi sevmemiz için verilmiş olduğunu düşünür. Ama başka bir şey var bu gözde. Sanat var, kültür var, edebiyat var. Bu yollar da çok önemli, bu duraklar. Bunlara da insanlara verebildiğimiz sürece o küresel ısınmaya aslında çok daha güçlü cevaplar verilebilir. Edebiyatla, dille, yani teknik bilgiler insanların aklına girmiyor. Google'da yazıyor, çıkarıyor bütün teknik bilgileri. Bizim insanları ısırmamız lazım sözle. Dil aslında çok önemli ve en keskin diştir bana göre. Köpek dişlerinden daha keskin dişleri var dilin. Isırdığında da sonsuza dek nesiller boyu izler bırakabiliyor. Edebiyatta bu, kültürde, sanatta mevcut. Ele yansıyor, fikre yansıyor, yürüyüşünüze yansıyor, davranışınıza yansıyor. Bütün hayatınıza aslında dil yansıyor. Yani çözümde aslında toplumsal bir dönüşme ihtiyacımız var. Kesinlikle. İşte burada sizin çalışmalarınız çok değerli. Yani bilimde, sanatta bunun yansıması çok önemli. İşte orada dili dedi sevgili Ahmet Aslan. Dil önemli, edebiyat önemli. Bakın elimde Yaşlı Adam ve Deniz var. Ernest Hemingway'in muhteşem eseridir. Burada Santiago 80'li yaşlara gelmiş, balıkçılık yapıyor ve büyük bir balığı yakalamanın derdinde. Bir gün yakalıyor onu ama işte köpek balıklarına da rastlıyor. Köpek balıklarıyla müthiş bir mücadeleye giriyor. En azından yakaladığı o büyük balığın iskeletiyle kıyıya dönebiliyor. Dönerken de diyor ki, evet, en azından bir zafer kazandım diyor. Balığın tamamını getiremesem de iskeleye, bir balıkla zafer kazandım diyerek doğayla olan insanın mücadelesini anlatıyor. Aslında doğa büyük bir savaştır. İnsanlar, canlılar birbirleriyle savaş halinde de olabiliyorlar ama en azından birbirimize, bütün canlılara saygılı olmamız gerekiyor. Birinci bölümü burada noktalıyorum. İkinci bölümde yoğun bir tempoyla, aralıksız bir şekilde tabiatı, doğayı, insanı konuşmaya devam edeceğiz.